Merhaba sevgili Şarkoblog okurları. Bugün yanımızda Salih Küçükağ var. Kendisi grafik tasarımcı. Hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler. Kendinden bize biraz bahseder misin? Ben serbest grafik tasarımcıyım. Bağımsız çalışıyorum. Genelde global yurt dışı projeleri. Serbest tasarımcı aynı zamanda da bir digital nomad. Evet, yeni bir terminoloji. Digital nomad, dijital göçebe yaşama. Şöyle ki, internetin yaygınlaşmasıyla beraber mekan kavramı ortadan kalktığından dolayı bizler de dijital çalışanlar olarak da uzun saatler bilgisayar başındayız ve bizim için aslında mekan çok önemli değil. Hani istediğimiz her yerde çalışabiliyoruz. Önemli olan sadece iyi bir internet bağlantısı, konsantre bir zihin. Bunları sağladığımız her yerde çalışabildiğimiz için. Dolayısıyla bu yeni bir işte startuplar, yazılımcılar, tasarımcılar, benim gibi serbest çalışan kişilerin yeni başladığı 3-4 senedir daha da popülerleşen yeni bir akım. Ben de bunu uygulamaya çalışıyorum. Sonuç olarak 10 saat, 15 saat bilgisayar başında çalışan kişiler olarak sürekli ekrana bakmak yerine hani işte sabah çıkıp bir Barcelona'nın sahilinde güne başlayıp oradan bir açık ofis, open office konsepti bir yerde güne devam etmek, sonra oradan işte bisiklete ya da kaykaya atlayıp bir coffee shop'ta öğleden sonra başka bir projeye geçmek gibi bir yaşam tarzı. Bu yaşam tarzın ve bu çalışma tarzının sana getirdiği avantajlardan bahsettin az önce. Hepsi güzel şeyler. Bir yandan da bu işe yeni başlayan insanların bir çekincesi oluyor. Nereden müşteri edinebilirim? Nasıl markalara ulaşabilirim? Ya da onlar bana nasıl ulaşabilir diye. Bu konuda ne söylemek istersin? Onlara bir yol gösterecek olsan nasıl bir şey önerirsin? İnternette çeşitli internet siteleri var. İşte Dribbble gibi, Behance gibi. Sonrasında işte sosyal medya, Instagram ve benzeri birçok yeni mecrada kendini ifade edip yaptığın işi gösterebiliyorsun. Aslında olay daha çok insanların seninle çalışmasını istemesini sağlamakla alakalı. Eğer insanlar seninle gerçekten çalışmak istiyorsa, işlerini, tarzını beğeniyorsa, nerede olduğun çok önemi yok. Dolayısıyla önemli olan güzel işleri ortaya koymak. İnsanlar bir şekilde dağda da olsan seni buluyorlar. Peki sen bu yola nasıl girdin? Yani tasarımcı olmaya nasıl karar verdin? Eğitimini nerede aldın? Ve ne kadardır bu iş yapıyorsun? Ben aslında çocukluk yaşlarından itibaren tasarım yapıyordum. İşte ilkokulda olsun, ortaokulda olsun, duvar gazeteleri, fotokopi dergileri vesaire. Babam benim gazeteci, yazar. Onda işte çocukluğumda gidip gelirken öğrendiğim şeyler oldu ve o yıllarda yazar olamayacağımı anladım. Sonrasında o işin işte bir araya getirme süreci beni çok heyecanlandırdı. Hani 10-11 yaşlardan bahsediyorum. O işte resim, fotoğraf, yazı, obje, bunları bir araya getirmek, aydıngeller, işte karanlık odalar vesaire. Ben bunu çok heyecan verici buldum o dönemde ve bu işi yapmak istedim. Daha o yıllarda kararımı vermiştim. Ben bir şeyler üretmek, bir araya getirmek istiyordum. Sonrasında işte lise yıllarında grafik tasarım adım attım. Görsel iletişim tasarım bölümüne geçiş yaptım Bilgi Üniversitesi'nde. Bilgi Üniversitesi çok güzel bir okul, çok başarılı bir okul ama o dönemlerde işte Avustralya grafik tasarımı bayağı ileri bir noktaya gelmişti. Australian in front, Design is Kinky ve benzeri çok başarılı tasarımcıları takip ediyordum. Ve etkileniyordum tarzlarından, stillerinden, kendime yakın buluyordum. Ve o dönemde Victorian College of the Arts'a başvurdum. İşlerimi beğendiler portfolyoyla ve okula kabul edildim. Sonrasında hiç bilmediğim bir ülkeye cebimde 300 dolarla seyahat ettim. Ve 3 sene kaldıktan sonra, lisans eğitiminden sonra Türkiye'ye dönüş yaptım. Şahane. Barcelona'dayken o şehrin görsel kimliği o sırada yaptığın tasarımlara yansıyor muydu? Kesinlikle, kesinlikle. İşte güncel, modern İspanyol tarzı olsun, ondan önceki Katalan tarzı olsun, işte Salvador Dali, Gaudi. Bunlarda gördüğün küçük detaylar, renkler, desenler işlerime çok yansıyor. Çıktığım bisiklet turunda gördüğüm şeyler, işte doğasal, doğada yaşadığım, karşılaştığım bir renk veya bir kişiyle konuştuğum bir sohbet sonrasında bu bir şekilde bir işe dönüşüyor. Beni motive ediyor her şeyden önce. İşlerine baktığımızda kişisel olarak daha çok yeme içme sektörüne dair tasarımlarını görüyoruz. Bu senin özellikle tercih ettiğin bir sektör müydü? Kendini yakın gördüğün bir sektör müydü? Yoksa hani su aktı yolunu buldu derler, öyle bir şey mi oldu? Ya her ikisi de aslında çok güzel söyledin. Su aktı yolunu buldu. Hem kendi kişisel ilgi alakam söz konusu. Onun dışında dediğin gibi su da biraz yolunu buldu. Gelen projeler food and beverage'di, sonra o başka projeleri doğurdu. Ama onun dışında da yaptığım projeler var. Sadece food and beverage değil. Daha çok
işini seven küçük tutkulu startuplarla çalışıyorum. Peki müşterilerin genellikle yurt dışında. Bu noktada Türkiye'ye çalışmak ve yurt dışına çalışmak arasında bir fark yaşadın mı şimdiye kadar? Ufak tefek farklar olmakla beraber yani tamamen hani Türkiye'de de çok güzel sinerji yakabileceğin firmalar, kişiler olabilir. Yurt dışına çalışmanın şöyle bir avantajı var. Population çok yüksek. Yani Türkiye'de 80 milyon nüfusumuz varken dünyayı değerlendirdiğin zaman çok daha büyük bir population var. Bu da senin için çok daha fazla bir iş fırsatı demek. Artık internetle beraber sınırlar da ortadan kalktığı için yurt dışında çalışmanın böyle bir avantajı oluyor. Hani mesela Türkiye'de işte krizden vesaireden etkilenmiyorsun. Yurt dışında atıyorum işte kuzey yarım küre, güney yarım kürenin kendi içinde tatilleri vesaire de mesela kuzey yarım kürede Amerika, Kuzey Amerika'da tatil döneminde, kış döneminde işte yaza geçiyor Avustralya, Güney Afrika vesaire. O yüzden bir taraf yavaşlarken diğer taraftan projeler alabiliyorsun. Londra, Avrupa vesaire. Peki hiç tam zamanlı bir ofiste çalışmayı düşündün mü? Ya da seni bunu düşündürecek kadar iyi bir teklif ya da iyi bir şirketle karşılaştın mı şu ana kadar? Çalıştım. Öncelikle çok önemli bence bir tasarımcı için full-time ekip çalışmasını anlamak ve süreçleri öğrenmek çok önemli. O yüzden ben de full-time çalıştım. Ajans deneyimlerim oldu. Hem yurt içi hem yurt dışında. Sonrasında kendi yoluma gitme kararı aldım. Bundaki en önemli neden de kendimi ifade edebilmekti. Hani ben bu işe ilk başladığım zaman sevdiğim için başlamıştım. Ama ajans ortamlarında daha çok özellikle Türkiye'de tasarımdan ziyade daha çok reklam sanat yönetimi yapıldığı için ben de tasarımla ilgili iş üretmek istediğim için o noktada bir ayrılık söz konusu oldu uzun yıllar önce. Ve ben kendi şirketimi kurma kararı aldım. O günden bugüne de arkama da bakmadım. Kendi şirketin olduğundan bahsettin. Bu şirkette tek başına mısın? Bir ekip arkadaşların var mı? Ve buradaki işleyiş nasıl? Onlar da digital nomadler mi senin gibi? Şöyle, tasarımda belli bir üslubu yakaladıktan sonra aynı üsluptaki kişilerle yolun bir şekilde kesişiyor. Dolayısıyla bunlarla işbirliği yapman istiyorsun. Onlar da seninle yapmak istiyor. Böyle kurduğumuz küçük bir ekip var. İşte Chicago'da, Florida'da, Berlin'de yaşayan arkadaşlar var, tasarımcı arkadaşlar. Onlarla beraber çalışıyoruz. İşte onlar da serbest çalışan tasarımcılar. Ama digital nomad o diyebilir miyim bilmiyorum. Çok gezmiyorlar. Çok gezmiyorlar onlar. Ama lokasyonlar farklı. Anladım. Apple gibi, Tesla gibi birçok grafik tasarımcının hayali, çalışmak hayali olan şirketlerden aldığım bir takım teklifler oldu. Ve şu an seninle konuştuğumuz için, serbest çalıştığını bildiğimiz için bunları olumlu değerlendirmediğini görüyoruz. Bunun sebebi neydi? Zamanında ajans ortamında yollarımı ayırmamla çok paralel bir nedeni var. Kendi hayallerimi kovalamak istedim. Hani Tesla da olsa, Apple da olsa bunlar tabii ki benim için onur kaynağı böyle şirketlerden iş teklifi almak tam zamanlı. Ama kendi hayallerimi peşinde koşmak, kendi sevdiğim işleri yapmak, kendimi daha çok ifade edebilmek benim için çok daha önemliydi. Bu yüzden aslında şu anda dünya da oraya gidiyor. Small is the new big. Aslında kurumsallıktan çok daha çok bireysel kendini ifade etmek ve işte açılan butik shoplar, işte kahveciler, üçüncü dalga çaylar, kendi ekmeğini yapan kişiler vesaire. Şu anda aslında küçülmek daha makul bir trende girdik. Ben de o konuda ilerlemeyi kendim için uygun buldum. Yani aslında hepimizin gördüğü bir şey var. Amerika'da çok fazla olan bir şey var. El emeği göz nuru dediğimiz kesinlikle yaklaşım. Tasarımı da senin tasarım anlayışına, iş yapma anlayışına da yansımış durumda. Aynen öyle. Kendimi daha iyi ifade edebildiğim ve daha güzel işler üretebildiğim için aynı fikirde, aynı tarzı konuştuğumuz, aynı dili konuştuğumuz kişilerle çalışmak benim için çok daha heyecan verici. Tesla da olsa, Apple da olsa bunlar tabii ki de saygı duyduğumuz çok önemli vizyoner firmalar. Ama sonuç olarak benim hayallerim değil onlar. Onlar kurumsal hayaller. Hem alanına dair hem de digital nomadliğe dair böyle takip ettiğin ve kendine rol model diyebiliriz ya da öncü diyebiliriz. İsimler var mı? Çok var. Outside diye bir internet sitesi var mesela. Onu tavsiye ediyorum. Otelleri böyle gidip çalışabildiğin konseptli oteller oluşturmuşlar. İşte atıyorum Hawaii'de bir otelleri var.
Bilgisayarına koyuyorsun çantana, gidiyorsun. Orada senin gibi çalışan diğer tasarımcılar, yazılımcılar, işte digital nomadlar var. Onlarla beraber sabah kalkıp surf yapıyorsun, sonra gelip çalışıyorsun şeklinde. Outside diye bir internet sitesi var, orayı tavsiye ederim. Onun dışında Dribbble'da çok başarılı tasarımcılar var. Creative South konferansı var Columbus'ta. Oraya sürekli gitmeye çalışıyorum her sene. Orada çok başarılı tasarımcılar var. Amy Hood gibi, işte Forefathers gibi. Çok iyi isimler var. Onlardan besleniyorum. Peki Salih, bugün Şerpa Bulağı konuk olduğun için sana çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun çağırdığınız için.